Canlı değerlerden herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bugün araba camiasına, tamirhane dünyasına katılıyoruz. yeni çıkan Car Simulator 2018 oyununa bugün göz atacağız. İlginç bir oyun. Önceden benzerlerini oynadık. Oyunda birçok şey yenilenmiş. Türkçe olması ayrı bir güzellik. Telefonumuz var. Tamir aletlerimiz var. Bir tane bilgisayarımız var. CRT monitörle. Artık milat takvimde kaldı. Ne yapalım? Paramız buna yetiyormuş. Bu herhalde var şu an. Daha sonra bunları herhalde daha şeyler yaparız. Bu da bizim kaldıraç. Biraz şeyleri küçültmem gerekti arkadaşlar. Neydi onun adı? Çözünürlüğü ufaltmam gerekti. Maalesef benim bilgisayar kaldırmadı. Yani bayağı bir arkadaşlar kastırmışlar olaya. Şunu bir ilk önce bizim araba asansörüne, birinci araba asansörüne, inşallah ikincisi de olacak, götürelim. Kaldırıyoruz böyle. Biraz modifiye gibi bir şey ama bizden ne istiyor bu arkadaş, ona bakalım. Şu muydu? Araba durumu. Bizden frenlerle alakalı bir sürü abur cubur. Performans çok kötüymüş. Mevcut renk siyah. Kilometresi oha 100 bine yaklaşmış. Bayağı bir gitmiş bu araba. Doç çıkmış. 14 motor Doç varmış içinde. Tork güzelmiş. Motor değeri 5014 dolar. Bakalım modifiye değeri. Modifiye yok şu anda. Biz bunu bir elden geçireceğiz. Bozuklukları nerede görürüz? Şöyle yapıp bir bakınabiliyoruz. Bir daha bakalım. Bunun bir yerde kırmızısı olması lazım. En iyisi şöyle yapalım. Şimdi şu tarafta gözükmüyor. Şöyle yapayım. Şu şekildeyken benim görebilmem lazım. Ahana. Şurada bir kırmızılık var. Şurada bir kırmızılık var. Tek tıkla arkadaşlar yaklaşıyoruz. Hemen şurayı basılı tutarak lastikleri bir sökeceğiz. Bir ara benim acayip takıntılı olduğum çok eski model bir bunun tarzında oyun vardı. Neymiş? Şurada incelemeye bakarsak diskin anası ağlamış. Şunu bir alalım. Tamam, çık. İnceleme modundan çık kardeş. İnceleme modu çık. Şöyle yapalım. Freni bir uçurduk. Kırmızı olanları tamir ettirdiğimiz sürece hiçbir şey yok arkadaşlar. Hemen kırmızı olanları, fren diskini de alalım. Escape diyelim. Tamam. Şu tarafa bir yaklaşalım. Genellikle buralarda oluyor. Böyle yaklaşalım. İncelim modu diyelim. Şöyle bir ters döngü. Bunun da içinde bir şey de yamulmuş. Bu da gitmiş. Şöyle sen şunu da bir sök. Zaten birkaç tane şey kaçtı, 6 parça mı ne gözüküyordu. Muhtemelen bütün tekerlekleri söktürecek bana kerata. Şunları sökeceğiz. Bunlar da arkadaşlar dikkat edin. Baka girebildiği bir durum oluyor. Ben bir hani baktım oyun nasıl falan diye. Böyle bir inceleyelim. Kırmızıyı halletmişiz. Tamam, çık. Burada tamam. Şuraya da bir göz atalım. Şöyle yaklaştık. İncelemeye aldık. Bunun da içinde diskte problem var gibi gözüküyor. Of, anası ağlamış onun. Evet, anası ağlamış. Bütün tekerlekleri bize söktürecek kalleş. Aynen. Aynen. Ah. Çok iş yaptırıyor. İyi para verse iyi olur var ya, döverim valla. Adam kiminse bu şey. Adam kiminse ama. Adam gibi araba bu. Ne bilmiyorum ama. Dur bakayım, incelemeye gir tekrar. Tamam, şu anda temiz. Gerisi temiz. Aynen. Bir de şuradaki tekerleğe bakalım. Ve söktük la hepsini zaten. Tek tık. Arkadaşlar basılı tutma ve tek tık olarak değişiyor olayımız. Bunda bir şey. Oho, bütün frenler gitmiş. Adam driftçi midir nedir? İyi para verse iyi olacak. Modifiye değil ama. Sökme takma işlerini seviyorsanız, benim gibi tamiratı seviyorsanız,
Şu anda 3 tane bilgisayar var. Onları tamir ediyorum mesela bir yandan da. Şunu mu alacağım? Şunu da alacağım. Yine de alacağım. Aynen. Motorda bir şey var mı? Motorun fren tarafında. Dur. Dur bir saniye. Şurada motorlar alakalı bir şey olabiliyor. Aynen. Kırmızı mırmızı bir şey yok. Tamam. Şu anda anasını ağlatmıştır. İnventory'e bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki tane yok, üç tane pardon. Üç tane Voyager Price'tan fren balatası alacağız. Bir tane de fren kaliperi alacağız. Aynen. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Jant dükkanı var, gövde dükkanı var, lastik, plaka bilmem ne. Ana dükkan bütün parçaların olduğu yer. Biz frenlerle alakalı zımbırtayı yapıyoruz. Neydi? Şundan 4 tane alacağız maşallah. 4 yok 3 tane. 120 dolar buraya bir harcama yaptık. Bir de neydi? Şundan fren kaliperinden bir tane. 75 de buraya. 120, 75 daha 100. İyi. 200 dolara yakın bir alışverişimiz var. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şu kaputu bir kapat. Kimsenin başına bir şey gelmesin. Hemen yaklaştık. Sağ tıklayıp parçaları montajı diyoruz bu sefer. Fren balatasını basılı tutuyoruz. Fren balatası taktık. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Enter'a basarak ben gidiyordum. Bir bug var. Mesela şurada basılı tuttum. Bakın arkadaşlar. Şuna tıklayın. Tamam deyin. Ondan sonra aşağı tıklayın. Tamam deyin. Eşya montajını yapmak istedim. Fren kaliperi eşyası. Evet diyeceğim. Bakın taktı. Enter'la ben yaptım. Rim bilmem ne diye garip bir şey diyor. Bunun herhalde böyle montajlı hali gibi bir şey var. Onu söylüyor. Yanlışlıkla bug'a girdi. Oyun ve kayıt yarıda kaldı. Ondan dolayı tavsiyem dikkatli olun. Böyle tıklayarak yapın. Benim gibi atraksiyonlara girmeyin. Evet, bu lastik tamam. Şimdi şuraya geçelim. Bu arada sağda XP'miz var. Telefon şu anda bir tane telefon bekliyor. İkinci bir tane daha araba geldi herhalde. Hemen şuna da artıya basalım. Şuraya basılı tut. Evet. Tamam. Şu anda mühim değil arkadaşlar. Malzemeleri lakırt lakırt takabiliriz. Zaten arızaları takmıyor farkındaysanız. Şunu da takabilir miyim? Evet, takabileyim. Tamam. Valla bir arabayı tamir ettik neredeyse. Keşke para kazanmak bu kadar kolay olsa. Bak iki tık tık. Bir fık fık. Escape. Tamam, bu tekerlekte tamam. Bu arada benim şey nerede? Telefon. Alo. Heh. Bakın bir tane daha varmış. Ne yapacak? Asgari miktarda parça kullanarak yap diyor. Edmund Lotz neymiş? 1,5 yıl önce oğluma bu arabayı aldım. Evet. Ha burada da bir şey var. Burada da bir şey var. Ha, 1 dakikası var. Bunu da hemen hemen öyle. Pardon bir saniye. Şunu ne bu? Askeri miktarda parça kullanarak. Ha bunu yapmam gerekiyor. 1 dakikam kalmış. Ovo ovo. Yo. Tamam. Sipariş kabul et. O da geldi. Arkaya bakın. Geldi duruyor orada. Şunu montajlayayım, ötekini isteyeceğim. Tabi ne kadar hızlı yaparsanız arkadaşlar o kadar hop tık tık hop tık tık çok eski olanları koymadığın sürece problem yok. Evet. Bunu böyle yapmazsanız bug gibi oluyor. Tekrar ediyorum. Bizden parça yok diyor ondan sonra. Hemen. Bu arada birazcık da elimizin alışması tabii ki olay. Aynen. Tabii daha seri halde tamirat yapacağız ve daha seri halde görevleri halledeceğiz. Ondan sonra da muhtemelen bize aferin falan diyecek, para verecek, bir şeyler olacak. Oho, disk almamışız. Disk yok. Disk alacağız. Diskimiz yok. Air disk mi?
Bir de onlar disk şeyi var. Fren diski, tamam. Normal disk. Normal disk alacağız bir tane. Hava yok, bu değil bakın. Bir tane de böyle havalandırmalı fren disk var. O biraz pahalı. Tamam. 70 tahmin etti. 265 dolarlık harcama yaptım. Bakalım ne kadar cebe para kalacak. Birazcık da ondayım. Hop hop hop. Lan! Takabilir miyim şunu? Heh. Sağ ol. Tamam bu. Şunu tak. Tamam bu. Şunlardan tırsıyorum arkadaşlar. Bu. Bu. Evet. Evet. Bunu da sokuşturduk. Valla canım cidden tamirat yapmak istedi. Ara sıra olabiliyor. Ben biraz aileden böyle bir şey geldiği için ailede sana tamirci yok ama şu anda tamam bu. Bunu okeyleyebiliyor muyuz? Arabanın durumu, envanter, parça notları. Bu ne? İç kısım demontajı. Allah Allah. Arabanın durumu, siparişi tamamla. 261 100 dolar harcama para 244 dolarmış. Görev bonusu 61, iş bonusu 61. Sipariş askeri miktarda parça tamir et %53 demiş. Tamam, yolladık onu. Süper. Şunu alalım hemen. Vay lan, para mı geldi? 4000 param oldu lan. Dur. Şunu bir oraya bir yollayalım. Bu ne? Mercedes mi? Garip bir şey. Anladım. Kitanya mı öyle bir şey? Dur bakayım. Ötekini de ben şuraya alayım. Yine mi lan? %100. Şunu alayım ya. Sipariş kabul et dedim şunda. O da gelsin kenarda dursun. Aynısından bir tane daha geldi. Dur bakalım. Bunun neyi var? Bunun fren balatası, APS pompası. APS pompası pahalı bir şey. Rengi gıcık. Oha, 259 binde ne yaptınız oğlum? Arabayı tükürdünüz mü? Şimdi nerede ne var? Bir şurada var, bir burada var. Parça notları diye bir şey var. Bu ne? İşe yaramıyor. Telefonla ara. Yok. Arabaya tıklayacağız oğlum. Heh. Şurada bir pompa mompa bir şeyde bir zıkkımın kökü var. Şunu bir çıkartalım. Şey, basılı tutuyorum. Basılı tutuyorum. Ha, kaldırmadın ki salak. Allah'ım yara. O da güzel ya. Neyin kafasını yaşıyorsam. Heh. Kaldır. Aynen. Hop. Bunun içinde ya disk gitmiş ya fren baltası gitmiş. Bakalım şöyle yaptık mı gözükür. Bakın şurada fren baltası gitmiş durumda. Bunu da çıkartalım. Bunları tamir edemiyoruz herhalde. En azından şimdilik tamir edemiyoruz. Şuradan da kaputu açayım. Bakın ta burada. Oo. Bak şurası. Şöyle yapalım. Şöyle aşağı. Oo. Şuna geç. Heh. Adamın neresine girdim lan? Şunu bir sökelim. Oo, bir sürü ufak ufak şey. Anam 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 anam. Bu arkadaşlar bu arada fren yağını pompalayan zımbırtı olması lazım. Motor derslerinden onu hatırlıyorum. İnşallah doğru biliyorumdur. Bunu da çıkartayım. Bunları bu arada tamir edebilmem lazım ama tamir edemiyorum herhalde ya. Dur. Şimdi ben deminki şeyde bir hata yaptım. Şu elimde kalan parçaları satmam lazımdı. Bir tane daha fren palatası şey yapacağım herhalde. Sat. Sat. Evet. 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 Şunu tamir edemiyorum.
Bunun için tamirat şey bir şey lazım herhalde. Daha yok öyle bir şeyim. ABS pompasını da satalım. ABS pompası ama pahalı bir şeydi ya da ona bağlanan pahalı bir şeydi. Yine frenlerden gideceğiz. ABS pompa 950 dolar. Ananın gözü diyoruz sayın kardeşler. Bunu da alalım. Buydu herhalde değil mi? Yanlış mıyım? Dur şuraya takalım bir. Artı diyeceğiz. Şunu takacağız. Ne güzel. Taktık bunu. Zaten abidik gubidik bir şey. Bunu da taktık. Neyse ki böyle bir görünmez moda sokmuşlar, yoksa işkence halinde olurdu. Önceki ilk çıktığı versiyonlarda 2015'te mi ne öyle hataları vardı. Bir iki düzelttiler. Problem çıkıyordu. Tamam, buradan çıktık. Bir saniye inventörümüze bakalım. Eksik fazla bir şey var mı? Yok. Hemen şöyle yaklaşalım. Artıya geçtik mi zaten gözükecek. Cuklattık. Kaza yapma lan sakın. Evet, bunları birleştir bunun ikisini. Kombin çak. Bombası olan var mı? Bunu bombalayalım. Hemen tekerleğe de. Durum hallolacak ondan sonra. Oh. Kaç para kazanacağız bundan? Bak çok hızlı hallettim bu sefer. Aynen. Kaputu da kapatalım. İndir bakayım. Oo, ikinci kata çıkarttı. Bir daha böyle yapacağım. Sen desem. Bunun durumu ne şu anda? Fren baltası. Aa, bir fren baltası daha varmış. Nerede? Şurada mı? Dur kaldırsana. Üf. Ben de bitirdim diye seviniyordum ya. İki fren baltası olayı varmış. Ha. Oh. Şöyle yapalım. Bunda. Şöyle. Ne fren baltasıymış be. Oradan kontrol edeceğiz demek ki arkadaşlar. Yoksa arkadaş bizim anamızı ağlatacak. Şunları da çıkartalım. Türkçe olması ayrı bir güzel arkadaşlar. Aynen. Şu arkadaştan kurtulmamız lazım. Shift koşması yok. Bu arada nasıl bir sistem varsa bastığınızda geliyor be. Bak. Hop. Toplu alımlarda falan indirim yapsa güzel olacak. Mesela böyle şeyler ekleseler 10 numara olur. Mesela toplu indirim yaptım. Bana 1 dolar daha eksik versin. Hemen artı moda geçtik. Seni döşeyim. Evet. Tık tık. Yes bebeğim. Yes baby. Bu adamlar bu işi bence çözmüş. Hani ilk başta arkadaşlar oyuna girdiğinizde bir kalibrasyon hatası var. Yani çok fazla takılıyor. Belki grafiklerden, belki başka bir şeylerden. Orayı geçtiğinizde problem yok. Tamam mıyız? Aynen. Siparişi Godingen yap. Of, 1500 mü? Ha, ama 950 zaten şeydi. Senin neyin var güzelim? Anam! Lastikler değişecek. Hava filtresi, yakıt filtresi. Ananın gözü. Sen gel bakayım şöyle. Hop, çıkartalım bunu şey. Seni yükseğe kaldıralım. Bir daha yükselt. Ben seni direkt tekerlekleri sökeyim ana. Zoom. Lastik. Mesela bu bazı insanlar arkadaşlar sıkıcı gelebilir. Kaşınmayın. Tekerlekler. Tekerlekleri bir değiştirelim. Tekerlekleri değiştikten sonra hava olayına da bakarız. 2 3 3 demişim. 3 tekerlekle bu araba çaktırmayın.
Tekerlekleri çıkarttıktan sonra aşağı aldığımızda hava filtresine de bakarız. Kaportadan, çünkü şeyden, kaputtan açıp bakacağız ona. Hemen çık. Gördüğünüz gibi ben bile yavaştan olaya alışıyorum. Hızlı hızlı yapacağız bunu. Aynen. Bir de şey yapıyor ya. Matrix moduna giriyor. Hop. Kim demiş bu tip oyunlar eğlenceli değil diye. Ve de daha sonra junkyard'a gidebiliyoruz. Bazı şeyler yapabiliyoruz. Dur şimdi. Fren, süspansiyon, motor, tümü diyelim. Dur. Inventory'e girmeden ne yapıyorsun sen? Tüm durumları %41'in altında. Şunu da satalım bu arada. Evet. Şimdi %41'in altında neymiş? Jots. Tamam. 4 tane jant lots. Daha sonra lastik almamız 4 tane lazım. Jant lots. 55R16. Dur bakalım, hemen şöyle gidelim. Burası değil. Ah, eski evi bastım yine. Deminden beri yapmaya çalıştığım şey şuydu esasında arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz. Ondan sonra jant dükkanı diyorsunuz. Lastik dükkanı, lastik esasında, lastik pardon. Bir saniye. Şimdi bunu ayırabiliyor muyuz? Jantlar tamam. Ha, bunları şurada ayıracağız herhalde. Bir saniye. Tekerlekler mi gidik? Lastik değiştirici bak. Parçaları ayır. Eşya ayırmak istedim. Evet. Vay be. Vay be, hep görüyordum bunu, kullanmak istiyordum. Güzel yapmışlar herhalde. Al. Parça. Çünkü bilmiyorum. Mesela jantların şeyi iyi durumda. Evet, ayır ayır sen. Jantlar iyi durumda. Şeyler kötü, lastikler gitmiş. Şimdi lastik gittiyse jantı ne yapayım? Al canım. Böyle bir ek yapmaları esasında güzel olmuş. Aynen, evet. İki slot daha var. Muhtemelen başka şeyler de böyle parçalanıp bütünleştirilebiliyor diye düşünüyorum. Al. Oo, bu %0. Tekerlek patlak. Kabak olmuş, kabak. Oo, freni koydun mu kabak tekerlekle uçarsın başka bir yere. Tamam. Şimdi şunlara bir bakalım kardeşim. Neymiş şimdi? Lastik alacağız. Neymiş? Standart lastik B. 55-16. Ötekinlerin durumu iyi. Tamam. Jantlar iyi durumda. Standart lastik. Standart lastik B. Lastikçiye gideceğiz demek ki. Burası değil. Jantçı bura. Lastik. Standart kaygan. Bilmem ne. Standart lastik B. Heh. Bundan. Oo, bir saniye. Farklı durumları mı var? Bir saniye. Bir saniye kardeşler. 205 diyor. Standart lastik B. R16. Şimdi yanlış alım yapmak istemiyorum. Lastik B. Tamam. E ben bunu nereden bileceğim? Profil bu diyor. 4 dedik. Boyun enini falan değiştirsek ne oluyor? Farklı şimdi modifiye'ye giriyor herhalde. Standart lastik B'den 4 tane alalım. İnşallah doğru almıştır. B'den aldık. Standart lastik var, bir de standart lastik B var. Onlara bakarız olmadı. Bu neymiş? Tekerlek dengeleyicisi. Şu tekrar takalım. İçeri sokacağız dedik. Tamam, tıkladık. Tak bunu. Yeah baby. Şimdi tam tersi içine sokuyor. Tabi böyle durmuyor. Buna bir animasyon koymaları lazım bence. Al bakayım. Tekrar.
Böyle parçaları birleştirme falan koymaları iyi olmuş. Motorda da benzer bir şey var, düzenek var. Onu o şekilde kullanabiliyorsunuz. Al. Vallahi tekerlek değiştirmek ne zormuş ya. Tam normalde ben de değiştirdim ama hani bu şekilde bir şey kullanmadım hiç. Alet mualet var mıydı ki önceden? Bilmiyorum. Al bakayım bunu da. Montaj et. Sonucu evet. Şu tekerlekleri satayım, elden çıkartayım. Yoksa başka şeylerle karışacak. Şimdi bunu da alalım. Şimdi muhtemelen buna takıp bir test edip dengelememiz gerekecek. Dengele. Bunu arabasını dengelemek istedim, emin misiniz? Evet. Ne kadar sürede dengeliyor lan? Al. Ha. Bakın. Dengelenmiş, dengelenmemiş diye. Değişiyor. Tamam. Tak. Bu arada gideyim ben şunlardan takayım şöyle dengelenmişi. Şuraya takayım. Dengelenmiş takabiliyormuşuz zaten. Tabi oturuyor ona. Bak o arada dönüyor. Böyle yapacağız zaman kaybetmemek için. Hadi. Bu kadar uzun sürdü müydü ya? Bundan iki tane almam gerekecek bence. Baby. Sen onu tak, ben bunu taka durayım. Vay be. Profesyonel gibiyim maşallah. Gibiyim. Hemen şunları çakalım. Aynen. Oh, bunu da gömdüm. Tamam lan, tekerlekler neredeyse tamam. Hadi bebeğim hadi. Çok döndün ya. Bunu dokunmatik ekranda daha rahat oynayabiliriz esasında. Jant yok. Sen onu döndüre dur, ben şunu da takayım. Vay be. Baban da mı? Araba tamir eder. Hadi be. Anam. Tekrar aynı lastiği mi koydum? Herhalde. Tekrar aynı lastiği koydum. Hadi be, dengelenmemiş. Tekrar aynı lastiği koydum. Malım malım. Gidelim şunu koyalım. Aynı. Demin yanlışlıkla aynı şeyi tekrar koymuşum. Aynı iki denk daha dengeli olur, boş ver. Daha dengeli oldu, evet. Aynen. Şimdi şunu da taktıktan sonra aşağı alalım. Neyi kaldı arabanın? Neyi kaldı arabanın? Onu yapacağız. Lastikler tamam. Yakıt filtresi ve hava filtresini yapacağız. Tamam olacak. Adam bildiğin ağzına tükürmüş ya. Var mı böyle bir şey? Yakıt filtresi. Filtreleri değil ya. Kafadan 100 kağıt gelir herhalde. Daha piyasada da bilmiyorum. Acemi hiçbir şeyim. Yeni açtım, biliyor musun yazıhaneyi? Aynen. Hemen şuradan geçelim. En bakayım aşağı. Kaportayı açamıyorum inerken. Aynen. Şimdi. Şöyle baktığımda filtre filtre. Oh, 10 numara 5 yıldız da filtre nerede lan? Aha, şunun içinde. Şunun içinde gördüm. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Ha, biri şu. Bunu sökmek istiyorum ben.
Çıkmıyor. Çıkmıyor. Asıl tuttum. Eksi. Heh. Oh, bunu aldım, tamam. Aha şu filtre. Alamadım. Muhtemelen. Şunu çıkartacağız. Eksi diyelim. Şunu ne oldu? Ha, şunları mı alacağız? Oo, tek tek klipsleri mi çıkartacağız? Allah cezanı vermesin lan. İnsan o vidalar gibi yapar. Tamam ya, yağ karteli, yağ filtresi önemli ama yani yapma böyle bana şeyler. Klip A. Dur. Heh. İnce işçilik yaptırtıyor ya bildiğin. A filtresi. A'lar tükürmüş burada. Eski. Tamam. Söktüm lan. Dur şuradan. Inventory'e bakalım dur. Klipleri idare eder durumda. O iki filtre de ağzı. Biri hava filtresi, biri yakıt filtresi. Filtrelere gidelim. Varsa öyle bir başlık. Şöyle şuradan parttan motor, frenler, egzoz, vitoz. Fren yok, fren değil. Egzoz desek bunlar egzoz direkt motor diyelim. Filtre, filtre, yağ filtresi sonda mıdır? Dur bakalım filtre yazalım. Dur, tümü diyelim. Filtre. İngilizce'den buluyor sadece. Ben mi yanlış bakıyorum? Motor diyelim. Biri hava filtresi, bir yağ filtresiydi. Hava deliği. Hava filtresi, hava filtresi, hava filtresi kapağı. Allah Allah. Dur ya. Şöyle bakalım. Neymiş? Hava filtresi kapağı o. Ha, biri yakıt filtresi, biri hava filtresi. İlk önce yakıt. Ha, filtre diye değil. Tamam, benim özürlü Türkçemden dolayı filtre diye geçiyormuş. Heh. Şöyle yaparsak bulacağız gibime geliyor. Biri şu. Yuvarlak hava filtresi plak ne? Plakası. Tamam, şekil benziyor. Biri şu. Ha, hava filtresi bu. Yok şu. Tamam. Bu. Bir tane bu. 11 dolar. Oha lan. Pahalı değilmiş. Bir de şu olması lazım. Yakıt filtresi. Evet. Aynen. Gidelim takalım. Bastık. Nahana. Basıl tut. Oh. Cukungen. Şunu oturt. Neyse, bunları takmak daha kolay. Dediğim gibi bunu dokunmatik ekranla oynamak daha kolay olur. Aynen. Buldum, pardon. Şunu pompiş dedik. Eski. Tamam. Bir bakalım. Oo, tamam. Modifiye değeri sıfır. O iş bonusu yok. Niye? Bir şey diyeceğim şimdi. En azından para kaldı cebimize. Siparişi tamamla. Niye tamamlamadı? Yağı... Ha, yağı değiştir. Yağı değiştir ve eskisini boşa at. Yenisini doldur. Yağı nasıl boşaltıyorduk lan? Şunu yukarı kaldırıyorduk. En yukarı kaldır. Yağı değiştir. Bunun burada
Yağı nasıl değiştirdik onu bilmiyorum. Şurada bir zımbırta. Ekipmanı oynat. Araba asansörüne gitti. Tamam. Buradan nereden yapacağız onu? Ya şu mu çıkartacağız? Ya. Ya neyin içindeydi? Tamam şuradan herhaldeydi. Dur bakayım. Montaj modu. Ekipmanı kullan. Bu mu yani? Bu mu? Bu mu? Bu kadar mı? Dur bakayım. Eskiyi boşalt, yenisini doldur. Yağ nerede? Yağ nerede? Yağ değiştirmedim önceden. Geri koy. Geri koyduk. Şunu bir indirelim. Buradan mı yağ alacağız? Ya nerede? Şu ne? Yağ doldurma tıpısı. Ne kadar dolduracağım belli mi? Allah. Tamam, escape. Kapattın mı? Kapattın. Tamam, bunu açtığımda direkt şey yapıyor. Doldu mu lan? Tamam mı? Tamam yakıt fresi. Sipariş tamamladı. Tamam. Ha 2100. O verdi tamam. İş bonusu 2171. Tamam gayet güzel. Sipariş tam. Oh gönderdik. Süper be. İyiymiş bu. Oo yeni arabalarımız var. Bunda da şey. Bu ne? Askeri miktarda parça kullanarak yap. Bunları çatır çatır böyle çekerek yapacağız arkadaşlar. Oyun güzel. Hoş. İleride belki modifiye falan da oluyordur. Yani şuradan da dışarıya çıkabiliyor olmamız lazım. Mesela şey de yapabiliyorum. Şuradan çıktık. Mesela ne var? Araba müzayedeleri, yarış parkuru, park yeri, garajın, araba galerisi, test parkuru, hurdalık. Mesela hurdalığa gidemiyorum şu anda herhalde. Araba galerisine de gidemiyorum. Park yeri gidiyoruz. Garajın. Park yerinde ne yapıyorum ya ben? Bir gideyim. Merak ettim. Oyun hoş. Ama hani oyunun acemisiyim. Oynayanlar bunu ciddi oynayanlar vardı. Burada çalıyor muyuz lan? Ha arabaları götürüp buraya park mı ediyoruz? Olabilir. Geçemiyorum ha. Koymuşlar ya. Saygılı adam geçemiyorum oradan. Anladığım kadarıyla buraya park edebiliyoruz. O güzel. Garaja dönelim. Sanırım kendi arabalarımı hani kendime satın alıp müzayededen falan satın alıp kendi arabamı burada yapıp buraya koyabiliyorum. Müzayedeye koyabiliyorum falan öyle bir şey var herhalde. Geldik buraya tekrar. Daha hurdalığa gidememem hoş değil tabii ki. Araba galerisi varmış. Yarış parkı var. Araba müzayedesi varmış. Şu anda araba galerisine bir şey koyamıyorum. Muhtemelen müzayededen ya alacağım ya satacağım. Level artımı olursa eğer ki şu anda arttırmış mıyız? Tamam. Bir saniye. Geliştirme açmış. Bu ne? Vidalar %50 daha hızlı takılır ve sökülür. Wow bebeğim. Yedin beni. Daha hızlı incelenir. Valla şuna vereceğim gibi ya. Geliştirmeyi aç. Puanları sıfırlayıp daha sonra tekrar verebiliyormuşuz. Bunlar neymiş? Parçalı yüzde daha hızlı yerleştirilir ve sökülür. O da iyi. Buraları tamamladıktan sonra burası geliyor. Garajını genişletir ve garajınıza bir parkur testi, tamir tezgahı eklenir. Tamir tezgahı arkadaşlar şart. Şart o bana lazım.
Cidden lazım. Niye? Bu neydi peki geliyormuş? Geliştirme maliyeti 1. Herhalde bunları bir atladığımda oraya ulaştığımda yapabiliyorum. Üçüncüde falan açarım belki. Lazım ya bana. Oo, bak 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 bak. Bu da lazım. Hepsi lazım. 2 de bu. 3 de bu. 4 de bunu açabiliyoruz muhtemelen. Ve bunları da verebiliyoruz gibime geliyor. Bayağı da burası ilerliyor gibime de geliyor. Anasının körü bu neymiş? Şanslı olmak güzeldir. Allah Allah. Ne yapıyor acaba? Level 3. Bir arabayı ilk kez gördüğünüzde anında 20 parçasını inceleyin. Sipariş ahır hurdalık açık arttırma. Allah Allah. Anlamadım. Ama bilmiyorum 45-50 level'a gelecek kadar bu oynar mıyım, oynamaz mıyım onu tam bilmiyorum. Bakarız. Zaten baksana pis. Ya har pis ya bu adam. Velhasıl kelam arkadaşlar. Ayarlar menüsü iyiymiş. Telefona böyle buradan da bakabiliyormuşuz. Güzel. Bakacağız ya. Evet arkadaşlar. Umarım kaydı beğenmişsinizdir. İncelemeyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde incelemede ya da rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.